öğretmenim. Bu üçgen 3 köşesi var, 3 kenarı var. Bu beşgen 5 köşesi var, 5 kenarı var. Bu kare, bu 4 kenarı var, 4 köşesi var. Üçgenin özellikleri. Üçgenin tam olarak 3 tane kenarı ve 3 tane köşesi vardır. Evet. Evet, böyle bir şekli var. Evet, böyle hamurdan. Köşeleri zaten şunlar, şunlar, şunlar. Kenarların birleştiği yerler köşedir. Sıra karede. Karenin her yere eşit 4 adet kenarı ve 4 adet köşesi vardır. Köşesinin uzunlukları aynıdır. Merhaba, şimdi size geometri şekilleri anlatacağım. Dikdörtgen karşılıklı kenarları birbirine eşit. Dört kenar var, dört köşesi. Kitap örnek verebiliriz. Kare, dört köşesi var, dört kenarı. Kenarları birbirine eşit. Masa örnek verebiliriz. Üçgen, üç köşesi var, üç kenarı var. Peynir örnek verebiliriz. Çember, hiç köşesi yok, hiç kenarı yok. Lastik örnek verebiliriz. Elips, hiç köşesi yok, hiç kenarı yok yine. Yumurtaya örnek verebiliriz. Beşgen, beş köşesi var, beş kenarı var. Merhaba öğretmenim, şimdi şekilleri anlatacağım sana. Bu üçgen, bu kare, bu beşgen, bu dikdörtgen. Öğretmenim, şimdi size geometrik şekillerin köşelerini söyleyeceğim. Bunun adı dikdörtgen. Dikdörtgenin tam 4 köşesi vardır. Köşesi vardır. Dikdörtgen. Kare. Karenin de 4 köşesi vardır. Kare. Üçgen. 3 köşesi vardır. Üçgenin 3 köşesi vardır. Üçgen. Beşgenin de tamı tamına 5 tane köşesi var. Bu da beşgen.